Dünya denen tuvale renk katmak için bir fırça darbesi vurmanın derdinde olanların programı Kısa Bir Ara'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuk yönetmenimiz kimmiş? Gelin hep birlikte öğrenelim. 1979 yılında İstanbul'da doğan Şenay Ertuğrul, 2003 yılında Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. Sinemaya olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan yönetmenin ilk izlediği film, bilim kurgu türündeki E.T. oldu. Çeşitli televizyon kanallarında çalışan Ertuğrul, okuldan mezun olduğundan bu yana 5'i belgesel olmak üzere toplamda 6 kısa film çekti. Filmlerinin senaristliğini, yapımcılığını da kendisi üstlenen Şenay Ertuğrul, birçok tanıtım filmine de imzasını atmayı başardı. Genç yönetmen yeni belgesel filmi için çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir arada şimdi film zamanı. Şenay Ertor'un imzalı Opera'da 36 Yıl isimli belgesel film huzurlarınıza geliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası doğdum. Çocukluğum, gençliğim, öğrenciliğim, savaş sonrası yapılanma bir sürece denk gelmektedir. Ortam beni sürekli müziğe, operaya, senfoniye, kora müziğe itti. Babam opera sevdalısıydı. Evde opera müziği çalardı. O zaman sokaklarda sürekli 3 bas dinletiliyordu. Sabah saat 6'dan akşam saat 10'a kadar. Bunlar tarihi geçmiş Bulgar baslar Boris Christov, Nikolay Georov herkesin bildiği ve Rus bas Shalapin. Böyle bir ortamda yetiştim. Bizim şehrimiz Türk ahalisinin çoğunlukta olduğu ve Türk ahalisi bu tür müziği zaten düşünemezdi. Lakin anne ve babam çocuklarının benim piyanoya başlamamı ve kardeşim Seval Irmak kemana başlamasını çok desteklediler. 1965'te 17 yaşında Sofya Bulgar Devlet Konservatuvarı, Nikolay Georov, Rayna Kabayevanska, Nikolay Nikolov dünya çapında sanatçılar yetiştirmiş bir okul. Ve o zamanlarda en büyük kazancım şu oldu, yeni kurulan bir koro şefi sınavı. O zamana kadar koro şefliğini düşünmüyordum. Müzik öğretmeni olacağım veya piyano öğretmeni olacağım ve Kırcaali'ye dönüp müzik eğitimi çocuklara vereceğim. Her pazar bizim evde Ankara Radyosu dinlenir ve Şan Tiyatrosu'nda verilen senfoni konserler, Hikmet Şimşek'in idare ettiği konserler verilirdi ve biz bunları çok yakından izliyorduk. Sofya Konservatuvarı'na gittim. Hocalarım bana hemen geldiler. Sen neden şeflik sınavına girmedin? Çok etkili bir şekilde idare ediyorsun. Hemen seçiliyorsun. Muhakkak gir diye. Girdim. Kabul oldum. Ondan sonra 7 sene daha. Toplam benim 13 senedir müzik eğitimim Sofya Devlet Konservatuvarı'nda. Mezun olduktan sonra yine sınavla Sofya Madrigal Korosu'nun şefliğine atandım. Bu koroyla çok konserler verdim. Ve de Sofya Operası'nda da opera koro şefliği ihtisasını yaptım. O dönemler Ankara ve Türkiye Cumhuriyeti Operası çok ön plandaydı. Ben de bu esnada Madrigal Korosu'yla Avrupa'da konserler veriyorum ve de bir anlaşmam var. Japonya'ya gitme imkanı var. Ancak bana o zaman dendi ki Ankara Operası'nda koro şefi aranıyor. Ankara'da, İstanbul'da veya Türkiye'de koro şefi olabiliyorum. Müzik
karar verdik. Biz Türkiye'ye göç ettik. Ondan önce hocalarımla görüşüyorum. Türkiye'ye, Ankara'ya gelenlerle, gidenlerle görüşüyorum. Ve bana diyorlar ki gerçekten de çok yüksek düzeyde bir opera. Orada gittiğinizde Aydın Gün çok önemli bir isim. Rejisör ve opera adamı olarak onunla görüşeceksiniz. Eksik olmasın, o zaman Kültür Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı Ulvi Yücelen beyefendi vardı. Beni kabul ettiler. Evet, ihtiyacımız var sizin gibi elemana. Ancak biz sizi Ankara'ya değil İstanbul'a yönlendireceğiz. İstanbul Operası'nın müdürü şu an Aydın Gün. Siz İstanbul'a gidebilirsiniz. İstanbul'a geldim. Operanın kurucusu, İstanbul Operası'nın kurucusu Aydın Gün'le görüştüm. Hemen bana görev verdi. 1977'nin Eylül ayında ben Fidelio Operası'yla, opera korosuyla çalışmaya başladım. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, hatta bütün opera ve baleleri için Gökçen Koray ismi çok önemlidir. Birlikte çok eserler yaptık. Şimdi hemen aklıma Kerem geliyor, retorik senfoniler geliyor, Yunus Emre'ler geliyor. Çok zorlandığımız fakat sonunda çok güzel bir Avrupa'yı aratmayacak bir prodüksiyon geliyor aklıma. Prens Igor, Traviata'lar geliyor, müzikaller geliyor, çok önemli koro eserleri geliyor. Yani Atatürk Oratoryosu geliyor örneğin. Mesut İktu döneminde biz ilk defa Adnan Saygun'un Kerem Operası, hep zor diye adlandırılan, uzun diye adlandırılan opera, bizden önce birçok defa denenmişti Türkiye'de. Eser sahnelendi, olağanüstü güzel bir eser. Zor deniliyor ama biz bu zoru çok büyük keyifle operadaki koro arkadaşlarımla bunu başardık. Birçok opera eserlerinin veya oratoryo eserlerinin, Türk eserlerinin ilk dünya premierini biz İstanbul Opera Korosu'yla yaptık. Gökçen Koray'ı 1980 yılından bu yana tanıyorum. Kendisiyle bu süreç içinde pek çok çalışma yaptık. Pek çok heyecan yaşadık. Sıkıntılar, mutluluklar ama en çok da coşkular. Ortaklaşa imza attığımız oyunlarda gerek Atatürk Kültür Merkezi'nde gerek yurt dışında birbirimize olan saygımız, sevgimiz hep ağır bastı. Gökçen Hanım iş disipliniyle, yaptığı işe olan sonsuz saygısıyla ve bağlılığıyla, çok sesli müziğe olan aşkıyla tam bir profesyoneldir. Çok sesli müziğin bu ülkede gelişmesi için inanılmaz çaba harcamıştır. Bu sadece kendi kurumuyla da sınırlı kalmamıştır. İstanbul Devlet Opera Balesi'nde yaptığı bütün çalışmaların yanı sıra kurum dışında da korolar kurmuş, gençlerle, çocuklarla çalışmış, eğitimci olarak yıllarını vermiştir. Gökçen Koray tartışmasız bu ülkenin en yetkin koro şefidir. Eğitimim, tecrübem, bir 5 senelik koro şefi tecrübem var. Uluslararası tecrübem var. Bu bana bir rahatlık getiriyor ama yine de bir heyecan var. Bir şefin koro tarafından, topluluk tarafından kabul görme süresi 2 dakikadır. 3 dakikayı bulmaz. Ben elimi kaldırdım. Koro benimle söylemeye başladı. Tabii ki isteklerimi, iletişimimi ben Türkçe yaptığım için bu da bir ilgisini çekti koronun. Ve ben bu şekilde İstanbul Opera Korosu'yla çalışmaya başladım. Benim sahnelediğim, sahnelemede görev aldığım ilk eser İstanbul Opera Korosu'yla Carmen Operası'dır. Bir 35 seneyi geçirdim. Çok geniş bir repertuar yaptım. Çalıştığım Aydın Gün oldu rejisörlerden. Ondan sonra Yekta Kara tamamen yeni bir dönemdir opera için. Mehmet Ergüven, Murat Göksu, Aytaç Manizade, gençlerden Recep Ayılmaz. Birçok eserde beraber olduğumuz Gürçil Çeliktaş, orkestra şefi Niyazi Tagızade vardı. Eğer burada zikredemediğim isimler varsa çok özür diliyorum. İstanbul Devlet Opera Korosu'yla çok ciddi çalışmalara hep beraber imza attık. Opera korosu malum ve opera umumiyetle
İnsan sesinin cenneti, hazinesi. Bizim korumuzda her bir sanatçının, koro sanatçının sesi çok önemlidir. Çünkü hepsinin sesinin ayrı rengi vardır, ayrı önemi vardır, ayrı görevi vardır. 1979-80 yılları arasında Gökçen Hanım'la tanışmam. Geçici bir süre İstanbul Korosu'nda söylerken aslında beni ilk dinleyen ve ilk keşfeden kişilerden birisi. İlk dinletiyi ona yaptım diyebilirim. Daha sonradan koroda söylediğim yıllarda kendisine yakından çalışma fırsatı yakaladım. Daha sonra da solistik döneminde birçok başyapıtta yine kendisiyle çalıştım. Akabinde yurt dışı maceramızdan sonra uzun süreli İstanbul Devlet Opera Balesi'nin genel sanat yönetmeni olarak başına geldiğimde bu sefer Gökçen Hanım benim şefliğimde çalışmaya başladı bir yerde. Şunu gözlemledim ki Gökçen Hanım'ın şefliğinde çalışırken ki Gökçen Hanım'la benim şefimle çalışan Gökçen Hanım arasında hiçbir fark yok. Gökçen Hanım tamamıyla sanatın arkasında duran, disiplinli, çalışkan ve dirayetli. İşleri güzel benimseyen ve arkasında cesaretle duran bir hanımefendi. Özellikle teknik kurulda koro için verdiği o cesaretli mücadelelerini halen kulaklarımda. Sanatını çok seven, özellikle kurumunu çok seven, özellikle farklı bir kimliği olan, bir duruş dirayeti oran bir hanımefendi. 2010 yılında İstanbul'daki bu opera ödülleri, Lyons Konfederasyon tarafından benim arkasında durup oluşturduğumuz opera ödüllerinin ilk yılında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı en başarılı koro şefi ödülünü bizzat ben elimle kendisine de verdiğim için ayrıca gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Gökçen Hanım korosunu o kadar sevdi ki Muhittin Hoca'dan aldığı bu devri bayrağı hakikaten layığınca sürdüren bir hanımefendi oldu. Yıllarını bu koronun içerisinde ömrünü burada verdi. Ama bu bayrağı acaba ileride kime verecek? Şu an onun bayrak devir teslimi ama vereceği kimse yok. İstanbul Operası çok büyük, önemli bir camia. O camia için bir mihenk taşıdır Gökçen Koray. Bir kilometre taşıdır. 40 yılın üzerinde bir yerde kalmak ve o yeri yaşatıp o yerde ayakta kalabilmek ve ona hizmet verebilmek fevkalade zordur. Gerek bundan sonraki yaşamında, tahmin ediyorum ki sanatçı hiçbir zaman için emekli olmaz. Ama maalesef bizim sınırlarımız devletin getirdiği bir sınırlama var. Sanata belli bir zaman biçmiş. Tahmin ediyorum ki bir müddet sonra kendisinden belki daha da büyük başarılarla duyumlar alacağız. Ama geçmiş dönemdeki yaptığı başarılı çalışmalara ve kuruma verdiği emeğe sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki yaşamında daha uzun ömürler, sağlıklar ve huzurlar diliyorum. İnşallah bizimle daha uzun süre birlikte olur ve onun o güzel birikiminden ve o güzel kişiliğinden, kimliğinden istifade ederiz. Şunu söylemek istiyorum ve vurguluyorum. Türk çocuğu, Türk genci, Türk insanı çok zeki. Benim Türkiye'ye geldiğim zaman hala daha şu tartışma vardı. Tek ses mi, çok ses mi? Ama bir 35 sene sonra görüyorum ki artık çok sesli müzik Türkiye Cumhuriyeti'ne kabullendi ve de yerleşti. Seyircisi de oluştu İstanbul'da ve de koro müziği arandı. Çünkü ben geldiğimde bana dedi ki, Türkiye'ye geldiğimde, koroyu hiç kimse sevmez. Burada requiemler, oratoryolar mı yapacaksınız? Bunu yasaklarlar, böyle bir şey olmaz. Hiç kimse de dinlemez. Efendim sonra Türk çocuğuyla, Türk genci çok sesli müzik yapamaz. Biz işte kendi müziğimizle, marşlarla idare edelim. Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Seyirciye, dinleyiciye, insanlara siz müzik sunarsanız, kaliteli bir müzikse, bu müziğe herkes destek oluyor ve bu desteğe çok minnettarım İstanbul'da ve Türkiye'de. Ve herkes de bunu çok büyük keyifle dinliyor. Ve çok teşekkür ediyorum ki bugünlere geldik ve bunlar sürecektir. Yine bizim dönemimizde
haftada 4 defa temsil veriyoruz. Bu büyük operalar 4 saat, 3,5-4 saat süren operalar, orijinal lisanlarında İtalyan opera, İtalyanca, Alman operası, Alman, Rus operası, Prens Igor örneğin Rusça, bunları hep benim arkadaşlarımla beraber opera korosuyla bunları başardık. Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde kapalı gişe oynadık. Bunları yorulmadan, bıkmadan, çok büyük bir sorumlulukla, yani sanki biz dünyayı kurtarıyoruz, Türkiye'yi kurtarıyoruz, Türk operasını dünya seviyesine getiriyormuşuz heyecanla, coşkuyla arkadaşlarımla bugünlere geldik. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin korosunun yöneticiliğini yapmış, koronun yüksek performansına çok daha yüksek değerler katmış, yöneticiliğin yanı sıra da pedagojik anlayışıyla bütün koronun sevgisini kazanmış, çok değerli bir koro şefi olan, çok değerli bir müzisyen olan Gökçen Koray hanımefendinin artık emeklilik zamanı geldiğini duydum. Halbuki hiçbir sanatçı gerçekten emekli olmaz. Çünkü sanat, sanatçının taşıdığı, ömür boyu taşıdığı çok önemli bir ışıktır. Gökçen Hanım çok ciddi, işini fevkalade ciddiye alan, sanatsal anlayışından ödün vermeyen, son derece çalışkan ve bir o kadar da tevazu içerisinde olan, gerçek sanatçılığı kendinde resmetmiş bir insandır. Gökçen Hanım belki de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin değil, Türkiye'deki İlk opera olan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden ve bugüne kadar kurulmuş olan 6 operanın koro şeflerinden daha çok üretkenliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Gökçen Hanım'ın yüzün üstündeki koroları büyük bir başarıyla yönettiğini, bu derece kalabalık bir korodaki nüansların kolay elde edilemediğini bildiği için inanılmaz bir başarı sağlamıştır. Bu bakımdan İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin başarı çizgisindeki payı korosuyla birlikte çok önemlidir. Gökçen Hanım'la pek çok defa bir arada olduk. Özellikle de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin müdür ve sanat yönetmenliğini yaptığım dönemde kendisi teknik kurulda koro temsilcisi olarak tüm toplantılarda yer almaktaydı. Hiçbir koro sanatçısını hakkının altında bir puan almasına izin vermedi. Onlar için kendi şahsiyetini öne sürerek onlara yapılacak olan haksızlıkları engelledi ve bütün koro tarafından da çok sevildi, yüceltildi. Gökçen Hanım'ın provalardaki çalışmalarda gösterdiği gayreti, sarf ettiği enerjiyi bizzat yakın tanıyayım. Bütün bedeni kanter içerisinde kalırcasına koronun müzikal nüanslara itina etmesi için çırpınırdı. Ve bunun neticesini de her eserde hakkıyla aldığını düşünüyorum. Tabii ki Atatürk Kültür Merkezi bir tadilata, bitmeyen bir tadilata girdi. İyi ki Kadıköy Belediyesi bize bağrını açtı, Süreyya Operası'nı açtı. Benim de arzum İstanbul'a yakışan bir Atatürk Kültür Merkezi sahnesi, elbette ki Süreyya devam etsin. Çünkü Süreyya'nın da seyircisi var. Bizim bildiğimiz Asya tarafına da bir opera binası ve sahnesi yakışır. Ama İstanbul'a yakışan bir opera sahnesine acilen büyük ihtiyaç var. Gökçen Koray operamızın mihenk taşlarından biri. 1981 yılında geldim İstanbul'a ve o tarihten beri oynadığım hemen hemen sayısız oyunlarda korodaki desteği, arkamdaki güçlü koroyu çalıştıran koro şefi olarak Gökçen Koray'ı tanıdım. Çalışma temposu ve disiplin anlayışıyla. Onun için önemli olan yegane hedef, premier günü geldiğinde koro ezberiyle, entonasyonuyla, ses temizliğiyle ve mizanselleriyle, sahnesiyle herkes bravo koroya desin. Sonuç bana göre hep başarı oldu. Şu eserde başarısız oldu, şu dönemde, şu stilde başarısız oldu diyebileceğim hiçbir örnek yok. İdareci olarak bakarsam, teknik kurul toplantılarında olsun, koroyu sek ve idare edişindeki tavrı olsun, idarenin yanında sahnedeki Suat Arıkan olarak duymuş olduğum bu arkamdaki koronun sanatsal seviyesinin beni heyecanlandırması, beni fişeklemesinin altındaki Gökçen Koray aynı zamanda müdürlük hayatımda da her zaman arkamda onun desteğini görmemi sağlamıştır. Gökçen Koray hala mesleğinin doğrunda olan bir insan. Sanatçının bu anlamda emekliliği söz konusu olamaz. Dolayısıyla acaba bundan sonra Gökçen Koray'la
ne gibi bir işbirliği yaparız, ne gibi kor hayatımızda ondan daha fazla yararlanmaya bakarız, bunun hesaplarını yapıyoruz. Gökçen Koray operamızda hem Fransız operalarını, hem İtalyan operalarını, Rus operalarını, aklınıza gelecek Türk operaları başta olmak üzere, bütün dünya operalarını, çok farklı stillerdeki, farklı dillerdeki operaların korolarını çalıştırdı. Onun için de ayrıca alkışlıyorum kendisini. Gökçen Koray'dan bundan sonra sadece koro yönetmek değil, koro şefleri yetiştirme konusunda bir hizmet alımı bekliyoruz. Kurum adına, kendi adıma kendisine mutluluk diliyorum ve bugüne kadar vermiş olduğu katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Seyirci o kadar asil, o kadar iyi biliyor seçmesini, hiçbir zaman beni alkıştan yoksun etmedi. Aynı şekilde basın ve medya. Benden önce de vardı koro şefleri, başta Muhittin Sadak, Ceren Akın, benimle beraber çalışan sevgili Yıldız Künutku. Benden sonra da gençler var ve olacaktır. Ben ve kardeşim Seval Irmak, Ankara Operası'nda koro şefi ve TRT Gençlik Korosu koro şefi kurucularından. Müzikte beraberliğimiz küçük yaşta başladı. Birçok projelerde birlikte çalıştık ve yarattık. Biz kardeşten ziyade meslektaşız. Başarılarımıza çok tartışarak ve düşünerek ulaştık. Bununla beraber yurt dışına korolar götürdük. Bu ilk defa TRT İstanbul Gençlik Korosu'yla Türkiye'de birinciliği kazandık. Başardıysam her şeyden önce kendi ailem, annemin, babamın desteğiyle, kardeşimin yardımıyla. Ama Türkiye'ye geldikten sonra evlendim. Eşim Tuğrul Koray'a çok şey borçluyum. Evliya Türkiye'ye ülke olarak intibak etmemde, Türklerin huyunu suyunu anlamamda, çalışmalarıma hiçbir şekilde engel olmamış, bilhassa çalışmam için, verimli olabilmem için elinden her türlü gayret göstermişti. Tek bir evladım var, kızım Eda Koray. Gökçen Koray sadece işinde başarılı, sosyal bir kadın değil. İş ve özel hayatını dengeleyebilen, mesleğine karşı gösterdiği özeni evine ve ailesine de gösterebilen bir insandır. Gökçen Koray benim sadece annem değil, sırlarımı, özelimi paylaştığım en yakın arkadaşım, beni anlayan, motive eden, bana yol gösteren, her anımda, uzakta bile olsam, benim yanımda olabilen, bana destek veren hayat koçum. Her öğrendiğini, bilgisini, tecrübesini usanmadan, bıkmadan öğreten, gösteren hocam. Annemin bunları başarabilmesinin birçok nedeni var. Ama ben annemin 3 temel özelliği üzerinde durmak istiyorum. 1. Annem vizyonist bir insan. Koşullar ve şartlar ne olursa olsun hayatta büyük resmi görebilen ve buna uygun bir vizyon çizebilen bir insan. Günün ve onun getirdiği şartlar içinde sizin nereye doğru yönelmeniz ve geleceği nasıl değerlendirmeniz gerektiğini gösterebilen, buraya ulaşmak için size gerekli olanakları sağlayabilen bir insan. 2. Annem kendi doğasından gelen büyük bir enerjiye sahip bir insan. En yakındaki birisi olarak bunu çoğu zaman hisseden biriyim. Kimi zaman enerjisi benim enerjimle çakışsa bile çoğu zaman bu enerjinin yapıcı tarafından faydalandım. Ne zaman gücüm tükense, bir şeyden vazgeçecek olsam ki hayatta hep zorluklarla karşılaşıyoruz, annemin verdiği güçle ya da onu görerek ve onu izleyerek ondan aldığım enerji ile tekrar yeniden başlama gücüne sahip oluyorum. Ve son olarak sahip olduğu engin tecrübe. Herkes gibi annemin de iyi ve kötü günleri oldu. Herkes gibi annem de zor zamanlar geçirdi. Çok çalıştı, çok okudu, mesleği için çok gezdi ve araştırdı. Hayalleri, bitmek bilmeyen enerjisi, çok çalışması ona her zaman başarı getirdi. Bu başarı ve emek aynı zamanda kendi içinde büyük bir tecrübe de barındırıyor. Annem iş hayatından birçok kesimden farklı yaşlarda çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle çalıştığı ve iletişimde bulunduğu için edindiği tecrübe sadece mesleksel ve bölgesel değil, çağı yakalayan ve evrensel boyutta olduğuna inanıyorum.
Ben annemin değerini şimdi ondan çok uzaktayken daha iyi anlıyorum. Çünkü her defasında onunla konuştuğumda, yaşadıklarımı anlattığımda bana verdiği öğütler, stratejik ve pratik öneriler sadece hayatımı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer insanların, ki bunlar iş arkadaşlarım, aslarım, üstlerim, özel hayatındaki arkadaşlarım, bu insanların gözünden de bakmayı ve onları daha iyi anlamamı sağlıyor. Vizyon sahibi olması, kendine has enerjisi ve engin tecrübesi onu benim için vazgeçilmez kılıyor. Bence bu özellikleri annemin başarısının, istikrarının en temel unsurları. Eminim ki bu 36 yıla sıralandırılamayacak ve halen daha günümüzde benim gibi birçok genç ve öğrenci bundan faydalanacaktır. Anneciğim, sana Londra'dan kucak dolusu sevgiler ve nice nice güzel yıllar. Güzel bir ailem var, muntazam bir aile yaşantım var. Bu da başarımda çok büyük etkidir diye düşünüyorum. Kızıma ve eşime çok minnettarım. İstanbul Devlet Operası'nın kuruluşundan itibaren müdür ve sanat yönetmenleri saygıyla burada anıyorum. Hayatta olanlara şükranlarımı sunuyorum. Bu diyardan göç edenlere rahmetle anıyorum. En başta olmak üzere hocalarımın hocası, bana operayı öğreten, esas operayı öğreten Aydın Gün, Mükerrem Berk, Okan Demiriş, Mustafa İktu, Orhan Tanrıkulu, Atilla Manizade, Mesut İktu, Yekta Kara, Sedat Öztoprak, Kerim Soysal ve Suat Arıkan. Ama aralarında hepsi pırıl pırıl sanatçılar benim için. Unutamayacağım ve benim görüşüme göre İstanbul Operası'na ve İstanbul Opera sanatçılarına yurt dışında biz opera yapabiliriz dedirten Sayın Yekta Kara'nın yurt dışı turneleri ve ondan sonra da Sedat Öztoprak'ın Almanya turneleridir. Her birine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hep yardımcı oldular. Koroya yardım etmeye çalıştılar. Bana yardım etmeye çalıştılar ve kendilerine teşekkür ediyorum. Kısa bir aranın bu hafta da sonuna varmış bulunmaktayız. Haftaya yepyeni bir yönetmen ve filmiyle tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.